kemence kemence de neredeydin dün gece? Oy kemence kemence de neredeydin dün gece? Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Yılmaz Aksoy, Karakoca Mahalle Muhtarı. Benim mahallem gerçekten kültürel şeyinden de daha aktif ve fazla. Benim mahallemden milletvekili var. Benim mahallede, mahallemden Yargıtay'da Yargıtay üyesi de var. Öğretmenlerimiz var. Hakimlerimiz, savcılarımız var. Doktorlarımız var. Bizim buranın gelir kaynağı fındık. Sade fındık yani. 12 ayda bir ay. Vatandaşların çektiğini de siz gözlerinizle şahit oldunuz. Ulubey'e 1,5 kilometre. Burası merkez esasında. Mahallemizin merkezi. Ulubey'e 1,5 kilometre mesafe. Devri Salih Camimizi gördünüz. Burası merkez camii. Üçüncü bir camimiz Çamlık Camii. Burayı da göreceğiz. Devri Salih Türbemiz var. Onun adına onu anma programı düşünüyorum. Köyümüzde derneğimiz var. İstanbul Derneğimiz Şubesi. Karakoca Merkez Derneği. Şimdi okulumuzu yaptık. İşte orayı es geçmeyelim. Şimdi yiğidin hakkını yemeyelim yani. Şimdi burayı tadilat yapınca içinin donanımını İstanbul Şubemiz yaptı. Yani orada Allah razı olsunlar hepsinden. Köyümüzün önceki nüfus şeyi 1500'lere buluyordu. Sade il dışındaki hariç mevcudu ama zaman geçtikçe bu 754'lere kadar indi. Fındık zamanı çoğalıyor. Normal zamanda 750 civarında kalıyor. Vallahi şimdi büyük dedemden falan duyduğum, öğrendiğim, bir aldığım bilgi şu. Zamanıyla eskiden araç yok, gereç yok, selah yok, cami yok, bilmem ne yok. Yani ulaşımı veya şeyi sağlamak için olmadığından dolayı İşte bir köyde cenaze olsa, işte bir vatandaş falancıya, falan köyde karı koca var. Oraya da haber verdin mi gibicesine bir söylenti. Onun adı da karı koca, karı koca, karı koca. Alındı yani, öyle biliyorum. Ama doğrudur, yanlıştır, burada da şey yapmış olmayayım yani. Mehmet Göksu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdiği, bizlere verdiği için, sizleri buraya yönlendirdiği için. Ben kemence çalamam da on parmaktan olamam. Ben kemence çalamam. İsmail Aksoy, lakabım Batakoğlu. Aynı zamanda 1965 doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Gurbetçiyiz hepimiz. Gurbette 1999'da Esenler'e yerleştirdik. Esenler'de ikamet etmekteyim. Bayrampaşa'da esnaflık yapmaktayım. Ayakkabı sektörü üzerine. Ve fındık sezonu olduğu için her gurbetçi gibi de bizim yolumuz Ordu'ya düştü. Hiçbir zaman Ordu Ulubey Karakoca Mahallesi'nden ayrılmadık. Bir 8 sene İstanbul Karakocalılar Güzelleştirme Derneği Başkanlığı yaptım. Şimdi güzel bir kardeşimizi Halil Yutadur'a devrettik. İşlerimiz icabı. Hayırlısıyla bu işlerle hep uğraşıyoruz. Sosyal olmayı, dernekçiliği, işte toplumda bulunmayı kendimize yer edinmişiz. Köyümüzü çok seviyoruz. Köyümüz çok güzel bir mahalledir. Hani 41 para köyün en güzel köylerinden biri desem yeridir. Yani nazar, az önce bir gittik de Koç Boynuzu vardı ya, aslında Koç Boynuzu Karakoca'nın baş tarafına takılması lazım, nazar değmesin diye. İşte köyümüz çok birlik beraberdir, birbirlerini severler. Daha önce bizim okulumuz vardı, okul milli eğitim değildi. Sağ olsun muhtarımız muhtar olunca bakanlığa bir yazı yazıp okulumuzu köyümüze kazandırdı. Okulumuzu güzel bir tevsiye, güzel bir şey yaptı. Biz de dedik ki muhtarımızın bu emekleri boşuna geçmesin. Biz de bunun iş donanımını yapalım. Hep beraber yaptık. Bizim 39 sene önce, daha fazla şimdi o zamanki hesaba göre,
40 sene önce bizim köyümüze davetler oluyordu böyle. Kazanlar, keşkekler işte herkes cami yanında birikiyordu. Bu zamanla terk edildi. Benim de bir özlemim vardı. Arkadaşlara söyledim. Ya muhtarım bu okulu yaptı. Biz de davete başlayalım bayramlarda falan diye. Ya Allah ya Bismillah dedik. Davetler bizi Arafa günleri mezar üstünde çok kalabalık olurduk. Bizim köyümüzün mezarlığı da çok güzeldir. Her köyden mezar da vardır. Burada biz 1500-2000 kişi bir araya gelip davet yaparız. Hasbihal ederiz, muhabbet yaparız. Yani köyümüz hala canlıdır. Köyümüzün enderdir yani 41 para köyde. Çok yerde köy kahvesi yoktur. Bizim köyümüze hala şehire yakın olduğu için de köy kahvesi vardır. Dernekçilik farklıdır. Ya cenazelerde, hastalıklarda, işte insanın paraya ihtiyacı her zaman olmuyor. Dosta da ihtiyacı oluyor. Dernek bir dosttur. Cenazen oluyor, dernek sayfasından hemen 2 dakikada görüyorsun. Başsağlığı dileyeceksen diliyorsun, yakınsa gidiyorsun, yakınlarına başsağlığı diliyorsun. Daha güzel bir şeyler oluyor. İşte muhtarımızın sayesinde, Allah razı olsun ondan, gece gündüz demiyor. Muhtarımın da bir anısı var, o anlatmaz, ben anlatayım. Muhtarım köy işine çok düştü, kendi kendine konuşur oldu. Giderken hanımı alıyor, hasta bakmaya gidiyor bunlar. O arada kafasına bir şey takılıyor köyle ilgili. Okulun üstünü bir plan proje yapacak ya. Arabayı attığı geliyor, hanımı unutuyor. Mezarlık yana koruyor, arkaya bir dönüyor, hanım yok. Allah Allah. Gidiyor hanımı geri almaya. Öyle anası da var muhtarımın. Köyümüzde yardımlaşma has seviyededir. Bunu Ulu Bey'in mülki amilleri de bilir. En çok şey olaraktan bizim 3 tane camimiz vardır. Dernek olaraktan, bizim burada da derneğimiz var, köy derneğimiz de var. Güzel faaliyetler de vardır, maddi yönde de çok güzel yardımlar olur. Güzel şeyler yapılır, yani hep köylü bana ne demez. Yapılan güzel bir şey olursa herkes taşın altına elini sokuyor. Yeter ki yapılan güzel şeyler olsun. Hep beraber köylü bir araya gelip bir pazar günü kahvaltı yaptığımızda birbirimizi hasbihal etmeye zaman buluyoruz. Buradan Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizzat kendisiyle de zaten görüşüyoruz İstanbul'da. Derneğimiz burada yakın, en yakın derneklerden biridir belediye binasına. Derlerde ordudan ayrılamam. Bana ordulu derlerde ordudan ayrılamam. Ben Şener Ersoy'u Karakoca İlköğretim Okulu'nda 5 yıl okudum. Okuldan çıktıktan sonra 3-5 sene sonra bu seracılık işini yapmaya başladık. Önce bir tane sera aldık. Bu şu anda içinde bulunduğumuz mevcut sera. Bundan bir sene sonra da yolun altında var bir tane daha büyük. Devletten 200 metrekare her biri. Bu seraları aldık. Yani 20 senenin üzerinde. Söyleyelim. Bu işi yaptık. Zarar ettik. Şükür olsun kar ettik. Buraya ne dikerik? Fasulye düşündük. Fasulyede domates ikisi bir arada olmuyor ama yapacak bir şey yok. Şu anda gördüğünüz gibi fasulye domates bir arada. İkisi de var şu anda. Söyleme sahibi, evimizde bir ekmek alasılık paramız yoktu. Biz yine seramızı boş bırakmadık. Sağ olsun alışveriş ettiğimiz bayi bize hiç para sormadan biz tohumlarımızı, fidelerimizi alıyoruz. Satıyor. Satandan sonra parasını verdiğimiz için söz konusu yapmıyor bile. Allah razı olsun. Burada baharın satış yaparken su içmeye dahi fırsatımız olmuyor. Muhtarım da şahittir buna. Şükür olsun böyle bir şey kazandık, güven kazandık. Vallahi kendilerine selamlarımızı iletin. Bir Ulu Bey Karakocalı olarak görevinde başarılar diliyorum. Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları. Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları. Yaktı yandırdı beni de. Dursun Ali Aydın 1939. Hayatı yaşamak için ne isterse elimizde ne gelirse onu yapacağız. Çalışacağız, cebalayacağız. Duruyor duruyor koca karı yaylada. Karı beni sattı yaylaya gitti. Yengeyle şu memlekette ben geldiğimde
Ben burada dururken şu evde duruyordum, yukarıda daha burada evde duruyordum. O da büyük bacısı için bir seccada denilen elde dokuma bir kilimler vardı. Onlardan almaya gelmiş, o zaman tanıştık. Burada gördük. Sonradan nasip oymuş. Düğünce gittik. Allah nasip etti. Evlendik. 68'den beri beraberiz. Hesap etti işte. Eski düğünler davul, zurna, atına gelin. Ben hanımı atına aldık geldik. Damadı şeye teklife gittiklerinde yemeğine tuz katarlar. Ha buradan gittim, buradan 1959'da askere giden komşular, arkadaşlar hep beraber gelirlerdi, otururlardı, bir muhabbet ederlerdi, yemek yerlerdi. Yani davul zurna, davul zurna seni yol ederlerdi yani. Çok selamlar söyleyeyim, Allah razı olsun, teşekkürler edeyim. Allah her şeyi bir sebep, nasip, bir şey kılar. Kim derdi sizin geleceğiz de burada ben fındık toplayacağım da beni bulacaklar da fotoğrafımı çekecekler de türkü söyleyecekler de işte bizim muhtar nerede lan? Bu muhtarın delili lan. Derelerin çakılı, nereden aldın akıllı? Derelerin çakılı, nereden aldın akıllı? Anam baban olsa. Birbirimizi ilk görmemiz, ben bunu hiç görmedim aslında sorarsan. Hiç görmeden evlendik. Ben bunun ikinci hanımıyım. Küçük. Bu bir evlenmiş. Hanımı bu askerdeyken ölmüş. O da işte benim anamdan da buna birer teyze çocuklarıymış. Gelmiş anamdan istemiş teyzem yani. Bana vereceğim bunu demiş. Anam da işte veremezdim derken Allah'ın nasibi öyle olmuş. Güzel geçti. Çok şükür. Güzel geçti. Fakırdı, kükariydi gelme. Güzel geçti. Üç kızımız oldu. O bağırdı, ben setmedim. Ben şey hırslansam mutlu setmedi. Bu çağa çok şükür işte. Şimdikiler öte var, veri gel yallah. Biz nelere katlandık ki? Ben 15 sene kaynanamı kaynatamı baktım. Kaynatamdan evvel öldü. İki sene yatalık oldu. İki sene söyleme kayıp, affedersiniz, altından aldık. Bu su kuydu, ben yakadım. İşte böylelikle biz de onların duasını aldık. Allah da bizi böyle işte şey yaptı. Şimdikiler sen iyi gidiyor, şunu bırak da ayrı eve gidecek. Birlik durmuyorlar, kimse. Söyleme kayıp, çocuk beşikte, çocuk orada çığıracak. Gideceksin ahır dineğe sağacaksın bir. Geleceksin, saç koyacaksın, saç ekmeği vardı, siz bilmezsiniz. Saç ekmeği pişireceksin iki. Pancar çorbasını kapçuk fasulye vardı, kapçuk fasulye dedi, kuru fasulye. Onları pişireceksin, çorba yapacaksın da ot beraber birikeceksin, yiyeceksin büyükler. Çay nerede, peynir nerede? Şimdikiler o çamaşırı makineye yıkayacak, şunu olacak, bulaşığı makineye yıkayacak. Şimdikiler iş, biz diğer iş kurtaramadık, biz yorulduk, biz kız, biz can değil miymişik, biz nasıl sabırlıymışık diyeyim ben de, Allah'ım diyeyim. Eski bayramlar güzel geçerdi. Şelik çocuk büyüklerde hep gelirlerdi büyüklerin yanına. Onu sorarsak değer kalmadı. Bir daha bu bir hastalık, korona girdi, daha hiç hep unuttuk birbirimizi, büyük küçük hep unuttuk. Bizim için kolaydı o zamanın hükmü ama şimdikilere bakarsan ben, şimdikiler çocuk büyüdük demesinler. Biz hiçten böyle, affedersin, bir yamalık bile bulamazdık dışına benzemeye. İneğim de var ya, bir pisiydi, ben evle sardım, dönerdi, bana bakardı böyle yine. Aklıma gelince, ayaklarım böyle olmasa yine bakarım ben ineğime. Ottuğum yerden saydım. Bu da sütü getiriyordu. Koca tencerelerle pişirirdim. Bırak. İnsan hem kendi yapması, yavrum bilin yana filan işte. Beni de kibar konuşukları yaktı yandırdı, beni de kibar konuşukları yaktı yandırdı, beni de kibar konuşukları yaktı yandırdı, beni de kibar konuşukları.